Bilim hemen aldı. AKP MHP hükümetinin demokrasi güçlerine, özellikle Kürtlere yönelik nefret dili ve düşmanca tutumu ırkçılara cesaret vermektedir. İlki, İzmir'de Deniz Poyraz'ın katledilmesiyle start alan saldırı Marmaris, Ankara, Afyon, Konya'da devam etmiştir. HDP'ye yapılan bu saldırılara iktidar ses çıkarmamıştır. Bunun sonucu olarak Konya'da 7 kişinin katledilmesinin baş sorumlusu iktidardır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Sorumsuz iktidarın yangınlar karşısındaki beceriksizliğini bahane eden faşizm, Türk ve Kürt halklarını dizayn etmek istemektedir. Sindirmeyi amaçlamaktadır. Manavgat'ta paramiliter güçlerin silahlı ve sopalı Kürt avına çıkması, Mersin'de orman yangına müdahale edilmemesi, memleketin her yerinde yangınların seyredilmesi, amacın sadece rant elde etmek olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu durum, faşizmin Türkiye'de yaşayan tüm halklara, yoksullara, ezilenlere karşı yıldırmaz sindirme siyasetlerini artırdığını göstermektedir. Faşizm artık paramiliter güçleriyle ülkeyi iç savaşa sürükleme çabasının içindedir. Gün gelecek, devran dönecek, faşistler halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, faşistler halka hesap verecek. Sistemin gün güçlü olarak çöküşe geçtiği günümüzde egemen güçlerin panik halinde saldırma siyasetini devreye soktuğunu görüyoruz. Bilinçli bir şekilde devreye sokulan kaos ve linç politikası Kürt halkı üzerinden tüm halklara demokrasi güçlerini ezilen ve yoksul kesimleri yıldırma politikasıdır. Gelinen noktada iktidarınıza göstermeyen herkes hedef halindedir, tehdit altındadır. Tüm halkların eşitliğini, özgürce ortak yaşam iradesini ortaya koyan, barışı savunan ve bunu hayata geçirmeye çalışan bizler, inatla, kararlılıkla faşizm karşısında yan yana, omuz omuza, el ele duracağımızı ilan ediyoruz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Eşit cinsiyet, eşit inanç, eşit emek mücadelemiz sonsuza dek sürecektir. Kürt halkı üzerindeki saldırıyla halkların birbirine düşman olmasını amaçlayan, kaos ortamını yaratanlar karşısında bizi emek ve demokrasi güçleri bulacaktır. Biz varız, izin vermeyeceğiz. Ülkeye barış, demokrasiyi getireceğiz. Teminat bizleriz. Asla geri adım atmayacağız. Büyüyerek durumumuza devam edeceğiz. Tüm demokratik kamuoyuna, Menemen halkına çağrımızdır. Katliamlara, tahrip olan doğaya, kadın katillerine, çocuk istismarcılarına, emek ve demokrasi düşmanlarına karşı birlikte tutum alalım. Faşizme, ırkçılığa karşı birlikte mücadele edelim. Birlikte yaşanacak özgür bir ülke yaratalım. Mutlaka kazanacağız. Zafer direnenlerin olacak. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Emek, direne kazanacağız. Menemen, emek ve demokrasi platformu. Arkadaşlar, basın açıklamamızda bitmiştir.